Gecemizin artık 9. maçına doğru geçeceğiz. Amir Hüseyin, Şaban ve Umut Er Yılmaz, namı diğer Drej, kozlarını paylaşacaklar. Bir ağır siklet mücadelesiyle kran krana geçecek bir başka karşılaşmayla birlikte gecemizin sonuna doğru geleceğiz değerli izleyenler. Gecemizin son karşılaşması Amir Hüseyin Şaban ve Umut Er Yılmaz arasında ağır siklette Akın Fight Arena'ya son noktayı koyacağız değerli izleyenler. İşte face to face'te görüntüler ekranlarımızda, bakalım neler olacak. Evet, mavi köşe. Amir Hüseyin Şaban, İran, 115 kilo ağırlığında, 27 yaşında, 1.92 boyunda. Toplam 7 maçı, 6 galibiyeti var, 1 mağlubiyeti var. Ve antrenörü Asadullah Muhammedi. Ve kırmızı köşe, Drej. Umut Er Yılmaz, Mersin, Türkiye. 106 kilo ağırlığında, 22 yaşında, 2 metre boyunda. Toplam 7 maçı var. 5 galibiyeti, 2 mağlubiyeti, 1 nakavtu var. Antrenör Yılmaz Dönmez, Tarsus Belediye Spor Kulübü. Fikri Arıcan'la birlikte. Ve hakemimiz tabii ki Murat Okunan. Karşılaşmamızın ring hakemi Murat Okunan değerli izleyenler. Son karşılaşması gecenin Amir Hüseyin Şaban ve Umut Er Yılmaz. Kozlarını paylaşacaklar. Tutmuyoruz. İşte ciddi bir boy farkı var bu ikili arasında, görüyorsunuz. Umut Er Yılmaz. Fikri Arıcan var kendisinin köşesinde. Murat Tugay Erdoğan da yenmiş. Çok önemli bir sporcu gerçekten. Yetenekli bir sporcu. Bakalım burada İranlı rakibine karşı ne yapacak? Mücadelemiz başladı. Amir Hüseyin Şaban ve Umut Er Yılmaz karşı karşıya. High kick denemesi. Boy farkı 8 santim olarak gözüküyor resmi kayıtlar ama daha fazla da gibi şu anda. Onu da iletelim. Umut Er Yılmaz işte tekmeyi rakibinin yüzüne doğru çok rahat kaldırdı burada. Bakalım bu boy avantajını galibiyeti doğru çevirebilecek mi? Amir Hüseyin Şaban'dan bir sol kroşe. Sol kroşe kontrası geldi. Umut Er Yılmaz'dan dış low kick isabetli sol direk. Hakiklerini etkili kullanıyor Şaban. Umut Er Yılmaz'dan da karşılık geldi. Lokik isabetli. Yedi maçında 5 galibiyeti var. Umut Er Yılmaz'ın bugüne kadar kariyerinde. Bırak, sarılmıyoruz. Ayrılırken bir sol kroşe etkili geldi. Amir Hüseyin Şaban da 7 maçta 6 galibiyet. Yalnızca 1 mağlubiyet de burada. Rakiplerin çok fazla knockout etmişliği bulunmayan iki ağır siklet hocam aslında burada karşı karşıya geliyor. Biraz nadir bu tabii ağır siklette. Ama ikisi de oyun kurabilen, özellikle Umut gerçekten çok oyun kurabilen bir sporcu. İki defa dünya şampiyonu olmuş bir sporcu. Son 200 senenin Türkiye şampiyonu. Ve gerçekten aklıyla, zekasıyla maç yapan bir sporcu. Zaten İranlı çok iyi, çok kabiliyetli ama ben bu maçın puanla biteceğini tahmin etmiyorum ama bakalım ne olacak. Evet, bakalım ne olacak. Zaten söylediklerinizi de şu ana kadar ringde net bir şekilde görme şansına sahip olduk. Evet. Sporcu da gayet soğukkanlı oyun kurmayı bilen isimler. Umut Er Yılmaz özellikle. Ya çok hakim, görerek dövüşen. Daha genç, Ümit çok genç bir sporcu daha. Evet, 22 yaşında da hocam. Bu yani yenilse de kaybetse onun için hiç bu sadece antrenman. Çok net evet, bir çok güzel bir front tekme, kick. Front kick. Süper. Tutmuyorsun. Tam çeneye geldi. Bunun gibi sporcular Türkiye'nin ihtiyacı var. Hem soğukkanlı hem tekniğini ve iyi oyun kurabilen bir sporcu. Fikri gerçekten zaten bizim dünya şampiyonumuz Fikri. Hocası Arıcan. Fikri Arıcan. Bir efsane. Dolayısıyla onun gibi hocanın da sporcusu tabii ki bu şekilde olacak. Break. Evet, dizler geldi. Break. Karşılıklı Murat Okunan ayrılın diyor sporculara. İlk round'un son saniyelerindeyiz artık değerli izleyenler. Artık sporcular iyice tanıdı. Birbirini iyice tarttılar. Ama Umut hep pres yapıyor. Hep pres, hep kovalayan Umut oluyor. Tabii ardından sağ köşe.
Etkili geldi. Ve rakibini yere yıkmayı da başardı roundun. Evet. Son saniyelerinde Umut Er Yılmaz. Evet. Dedince rakibi uyutuyor. Uyutmayı çok iyi biliyor. Yavaş yavaş uyutuyor. Aniden çıkış yapıyor. Ben bu maçın yani sonunda nakat olabileceğini, nakata gideceğini düşünüyorum. Yani. Evet, ilk round bitti. Roundun son saniyelerinde Umut kendini geliştirdi. Her yapmış olduğu maçta geliştirdi. Son bir iki senedir devamlı maç yapıyor. Amatörde de, profesyonelde de. Artık bundan sonra bütün organizasyon yapan arkadaşlar zaten tavsiye ediyorum. Umut ringi dolduran, gerçekten ilk defa benim maçımda dövüşüyor ama ringi dolduruyor ve yakışıyor. Çok da beyefendi bir çocuk. Biraz hocasıyla konuştum. Fikri dedi, hocam çok beyefendi ve bundan sonra da gerçekten bütün organizasyonda da Umut'u almak isterim yani. Gerçi ben değil Mert'e tavsiye edeceğim daha doğrusu artık. Siz kararlısınız hocam Burak Bey. Ben çok yoruldum, gerçekten çok yoruldum artık. Dedim ya tek ben savaşmayı çok seviyorum ama haksızlığa tahammül edemiyorum. Onun için de elime de böyle mikrofon verince ağzıma geleni de söylüyorum. O yüzden şey olmasın. Estağfurullah artık, hocam. Evet. Yani zaten öncesinde de konuştuk gecenin. Hani Sami Akın açık sözlüğüyle bilinir zaten bu camiada her zaman. Ben kimsenin de bu konuda bir sıkıntısı olduğunu sanmıyorum açıkçası. İnşallah. Ben yine söylüyorum. Herkes birbirini eleştirmeli. İyi ya da kötü. Tabii ki haddimizi bilerek. Ben kimseye hakaret etmedim. Ama camianın birbirimize sahip çıkması lazım. İkinci rounda geçtik. Ringe doğru dönersek hocam. Çünkü bir ağır sıkıntı mücadelesi hatırlatalım. Evet. Her an nakavt olabilir. Umut üstüne gitti rakibinin. Dizini denedi. Karşılık Umut'tan geldi yine diziyle. İplerin arasında biraz kaçtı da açıkçası burada. Amir Hüseyin Şaban. Fight. Ama kilosuna rağmen iyi ayak kullanabilen bir sporcu. Yani ikisi de 100 küsür kilolar hatırlatalım. Umut Er Yılmaz 106. Evet. Amir Hüseyin Şaban 115 kilogram ağırlığında. Hakikaten gerçek ağır sıkletlerinde. Müsabakasını izliyoruz. Burada yerde kaldı. One. İranlı sporcu ve hakem Murat Okunan sayıyor. Evet. Two. Three. Umut Er Yılmaz Drej. Four. Nakavta adım adım yaklaşıyor. Five. Six. Kendi değil bence. Seven. Evet, henüz daha eight. Tam toparlayamadı Amir Hüseyin Şaban. Nine. 9. Ten. 10 ve mücadele bitiyor. Umut Er Yılmaz nakavtla evet. Karşılaşmayı kazanıyor. Umut'un dediğim gibi önü açık. Ben burada fizik gibi sporculara Türkiye'nin ihtiyacı var. Bizim gibi bu işi yapan insanların Umut gibi kaliteli ve beyefendi sporcuyu her zaman kadrolarında yer vermesini isterim. Mert'le de bunu konuşacağım inşallah. Bir sonraki konuşmasında tabii ki hocası da müsaade ederse yer vermek isteriz. Yani hocam şundan bahsettiniz bu arada. Sürekli kendisini geliştiren bir sporcu olduğundan bahsettiniz. Tabii. O da çok önemli bir genç sporcular için. Tabii. Zaten genç sporcu. Şimdi amacımız o olmalı. Bir sene sonra daha da başka olur. Ben Umut'u Türkiye'de yenebilecek kişinin olmadığını artık bu saatten sonra Umut'u kimse yenemez. Türkiye'de daha sıkıntım. Benim diğer insanların hiçbiri yenemez. Evet, Umut Er Yılmaz yani şu ana kadar çok etkili geldi zaten. Çok soğukkanlı zaten. Çok soğukkanlı. Maçta da gördük. Tabii ringe hakimiyeti de var. Boyunu, fiziğini, tekniğini yerinde ve zamanda kullanıyor. Önü açık olsun kardeşim. Evet, birazdan karşılaşma resmi sonucunu alacağız. Değerli izleyenler, işte maçın son bölümünden görüntüler burada ekranlarımıza yansıyor. Çok iyi bir diz isabeti buluyor burada. Zaten ilk dizle birlikte düşmeye başlamış. Evet. Amir Hüseyin evet. Şaban. Ardından da kalktı şöyle ama kendine gelemedi. Ve mücadeleyi Umut Er Yılmaz nakavtla kazandı. Kırmızı köşe Umut Er Yılmaz. Umut Er Yılmaz Drej. Kariyerinin 6. galibiyetine ulaşıyor. Akın Fight Arena'da ağır siklette İranlı rakibi Amir Hüseyin Şaban'ı mağlup etmeyi başarıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Yani bizi izleyen bu saate kadar izleyicilerimize ellerinde size misafir eden arkadaşlarımıza büyüklerimize teşekkür ediyorum. Zor maçlar. Bu Kurban Bayramı'nda bizi ağırladıkları için Acun Medya'ya bütün sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Senin ağzına sağlık. Acun Medya'nın aynı şekilde bütün çalışanlara, herkesin Kurban Bayramı tekrar kutluyorum. İnşallah bir dahaki maçlarda hep beraber görüşürüz. Evet, herkesin bir kez daha bayramını kutlayalım. Yani Sami Hocam, hani bu bir veda diyorsunuz, bu bir veda ise çok güzel bir veda oldu ama bu bir veda olmasın. Bizim de dileğimiz bu yönde. İnşallah, inşallah. Yani Sami Akın'ın bugüne kadar Türkiye'deki kickbox için neler yaptığını herkes çok iyi biliyor.
Bu bir veda olmasın benim de temennim o yönde. Tabii siz ne karar verirseniz o ama. Türkiye'de bazı insanlar değerini bilir. Ben dedim ya, kickboksun kurucusuyum ama çok fazla dile getirmem hiçbir zaman. Gerçekten ben olmasaydım kickboks Türkiye'de olmazdı. Ciddi ilk defa yukarıda yapmış olmayayım. Kimse federasyon kuramasın dedim ama kurduk. Ama maalesef maalesef bazı insanlar oldukları yerde olmuyorlar. Hak etmeyen insanlar bazı yerde oluyorlar. O yüzden de kickboks hiçbir yere gelemiyor. Bu benim çabamla ya da benim gibi düşünen insanların çabasıyla çok fazla da geleceğini tahmin etmiyorum. Al gördünüz işte hakem katliamı. Yani hakemlerde de günah yok. Bunları buraya yazan arkadaşlar ya da bunlara eğitim vermeyen arkadaşlar da günah. O yüzden de kickboks lisansı hiçbir zaman ilerleyemez ve kickboks branşı da büyüyemez. Şimdi bir Vako'da orada burada 3-5 tane dünya şampiyonu çıkartıp da şey yapmamak lazım. Daha iyi, daha kaliteli sporcular yetiştirmek lazım. Daha örnek. Mesela bak Umut için ben ne diyorum? Süper. Birçok Umutlar yetişmesi lazım Türkiye'de. İyi kaliteli sporcular yetişmesi lazım ki biz de hırslanalım. Ama ben gerçekten çok yoruldum. O yüzden... Hocam biraz gecenin tabii sıcaklığı var çok. İsterseniz siz de biraz dinlenin. Çok yoruldunuz bu organizasyon içinde. Ondan sonra belki biraz daha sakin kafayla bakalım gelecek ne yapacağınızı öğrenin. Zaten biz de Team 63 ekranlarında sizlerle olacağız. Teşekkür ederim. Ana sponsorluğunda gerçekleşen Akın Fight Night gecesinde muhteşem sporcularımızla birlikteydik. Beowulf'a çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Akın Onduroğlu sağ ol, var ol. İyi ki varsınız. Sporun ve sporcunun destekçisi olarak çok teşekkür ediyoruz. Tüm destekçilerimize, tüm sporlarımıza var olsunlar diyoruz. Herkese selamlar, saygılar diliyoruz. İyi geceler. Evet değerli izleyenler, biz de sevgili Şenol İpek'e çok teşekkür ediyoruz. Ve artık TV8.5 ekranlarında yavaş yavaş yayınımızın da sonuna geliyoruz. Sami Akın'a, Mert Akın'a ve bu organizasyonun emeği geçen herkese çok teşekkürler. Sami Hoca'nın kızı da bizlerle birlikte. Evet. Hocam son cümlelerinizi alalım ardından kapatacağız yayınımızı. O benim her şeyim. İlk göz ağrım. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Acun Medya'ya tekrar teşekkür ediyorum çalışanlarına. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet değerli izleyenler, ben İzgecan Günal sizlerle birlikteydim. Yönetmenimiz Teoman Kozan, ring anonsörümüz Şenol İpek ve bu yayının size ulaşmasını emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.